Merhaba arkadaşlar. Şimdi size İmam Bayıldı yemeğini anlatacağım. İlk önce soğanlarımızı gördüğünüz gibi ay şeklinde, hilal şeklinde doğruyoruz. Ben bol soğanı seviyorum. Daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Soğanlarımızı 2 yemek kaşığı zeytinyağla pembeleştiriyoruz. Bir taraftan da patlıcanlarımızı böyle hilal uzun uzun ve kayrak deriz biz. Soğuk suda, tuzlu suda bekletip acısı gitsin diye. Bir yarım saat yeterli. Hazır hale getiriyoruz. Onları da başka bir tavada kızartıyoruz. Zeytinyağında yapıyorum. Daha lezzetli oluyor. Biraz kızmasını bekliyoruz ya. Bu kadar kafi. Patlıcan kızartılınca daha lezzetli oluyor. Soğanlarımızın biraz pembeleşmesi gerekli. Patlıcanlarımızın da aynı şekilde. Ben domatesi ve salçayı karıştırdım. İçine birazcık daha su ekleyeceğim. Yine 2-3 diş sarımsak koyuyoruz soğanlar pembeleşince. En üstüne de biraz maydanoz. Çok lezzetli bir yemek. Evet, soğanımız olmak üzere. Bu haldeyken sarımsaklarımızı da ilave ediyorum.
çevirmeye çalışıyorum. Dengeli koymak gerekli. Yarım kaşık koydum. Yarım tatlı kaşığı. Soğanla da ilave ettim. Patlıcanlar zaten tuzlu suda bekledikleri için biraz tuzlu olmuş olabilirler. Dikkat etmek gerekli. Soğanlarımız olmuş. Bu kadarı. Şimdi domatesimizi, salçamızı, soğanları ilave ediyorum. Biraz da böyle pişireceğiz. İmamı bayatacağız yani bu sosla. Patlıcanlarımız da pişiyor. Patlıcanlarımız da olmak üzere. Soğan ve domatesli sosumuz neredeyse olmuş. İçine birazcık daha su koyacağım. Bir kase su ilave ediyorum. Yani bu yüreğe niçin imam bayıldı demişler. İmam bile çok bayılmış herhalde. Yani biz de bayılıyoruz yani çok severek yiyoruz. Yakmadan
patlıcanlarımızı da alıyoruz. Bakın hadi tam kızarmamış sanki. Mesela şu olmuş. Bunu alabiliriz. Domates sosumuz olmuş, onu kapatabiliriz. Birkaç dakika sonra patlıcanlarımızı da alacağım. Sosumuzu da ilave edip son olarak da maydanozumuzu kısık ateşte 3-5 dakika daha özleşmesi için kaynatıyoruz. Harika yemeğimiz neredeyse birkaç dakika sonra hazır. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bizi desteklemeyi unutmayın. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.